Şunu adını bir koyalım. İyi tespit yapmak, iyi bilmek çözüm değil. Hatta bazen o da doğrulamayamaya neden oluyor. Yani ağızdan çıkan yakışıklı sözler ayrıdır. Onu karakterinin bir parçası yapmak, iradeni güçlendirmek, direncini artırmak, tahammülünü artırabilecek şeyler yani bir egzersiz ister yani. Bir kelime, bir metinden bir şey okumayla insanlar bir anda karakterinin bir parçası haline getiremiyor işte. Bilmek etmek bugün herkes fiyakalı video çekiyor yani. Adamı izliyorum tasavvuf videoları çekiyor. Önce benim de ilgimi çekti genç yakışıklı neyzen. Güzel, hoş, harika. Abi bakıyorum sürekli böyle internette üretme ihtiyacından birbirleriyle çelişen iddiası olduğu alanla çeliştiğinin bile farkında değil. Tasavvuf sabretmedir. Tasavvuf tahammüldür. Tasavvuf her şeye rağmen nefsinin istemediği şeylerin üzerine gitmektir. Hani bugünlerde çokça meşhur olan aslında Kafka'nın sözü olan neydi? Hatırlatın bana. Hani mutlu olmak için etrafınızdaki insanları azaltın veya ne bileyim dertten azalmak. Evet güzel bir söz. Hele bu melankolik havada bu kadar insana insanın kurdu olduğu zamanda etrafını azaltmak güzel, bunu sahiplenen çok olur ama sen tasavvuf konusunda iddialı insan videolar yapıyorsan tasavvuf her insan gibi davranmaz işte. Düşene bakar, nefsine ağır olanla arkadaşlığı emreder, ona sahip çıkmayı, her türlü sana münasebetsiz yapsa da onun her yaptığını kaldırmayı, Allah dostlarındaki en temel insani ilişkilerde bu yok mu yani? Yani işte bu tür çelişkilerin bile farkında değiliz. En iddialı cümleleri kullanan, en böyle kalbin künhüne hitap ettiğini iddiasında bulunan, yani bu sefer eşek diyor ya kitap yüklü eşeğe dönüyoruz. Yani ben kendimi de yokluyorum. Kendimden anlatıyorum aslında size bunu. Yani metinler üzerinden bilmek beni hareket ettirmiyor. Hani yıllarca oturmuş daha ilkokuldan beri bize dinle bilimi çatıştırtıyorlar. Ya aynı şey değil ki ya. Elma ile armut gibi aynı meyve türü de değil bu. Apayrı iki boyuttan bahsediyoruz. Ya hangimiz okuduğuyla hayatının bir parçası haline getiriyor? Hangisi okumayla zıpkın gibi fırlıyor, şevk alıyor? Hangimiz böyle metinlerden akla hitap edenle direnç kazanıyoruz? İşlediğimiz bütün günahları günah olduğunu bildiğimiz halde işliyoruz neredeyse ya. O bilmek yetmiyor yani. Sokaktaki şu ayyaş, şu apartmanın etrafında çokça bulunan uyuşturucu kullananlar. Her biri biliyor yani yaptığının kötü olduğunu. Senden benden daha iyi biliyor. Bizzat deneyiminin içinde yaşıyor yani. Demek ki bilmek ayrı bir şey, bilim ayrı bir şey. Ama işte o bildiğini bir karakterinin bir parçası içselleştirmek işte başka bir boyut yani. Dindir mesela, imandır. Bir irade kazandırmak. Bütün yaptıklarının karşılığını alma inancıdır harekete geçiren yani. Bu motivasyon kaynakları. Velhasılı kelam böyle metinler okumak, etmek, hepimiz güzel tespitler yapmak ama yetmiyor ya bizi bir kilometre götürmüyor yani. Ne insani ilişkiler, ne evlilik ilişkileri, ne bileyim çocuğa karşı münasebetlerimiz, ne toplumsal şeylerimiz. Çok az insan var yani böyle pırıl pırıl her şeye pozitif bakan, karamsar olmayan, herkese ümit ışığı saçan, herkesin kalbini anlayan, ruh kısmına bakan, nice muhacir kardeşim, arkadaşım geliyor yani. Gelirken işte o insanların işte acaba üst üste konan ihtiyaç sıralamasında ruhu ne kadar hesaplanıyor? Dışlanmış, ötekilenmiş, ailesi, çevresi tarafından bile ağır sözlere muhatap olmuş insan olarak geldiğini hiç hayal edebiliyoruz mu? Akledebiliyoruz mu? Kalbimizde bir karşılığı var mı yani? Ve bu karşılığı varsa zaten bunun mukabili davranılır yani. Empati yapabildik mi? Hayalen onun yerine kendimizi koyabildik mi? Bir hakaret ne kadar kaldırabiliriz? İşte bunlar böyle okuyarak da olmuyor işte. Olmuyor yani. Evet. Şu ermiş. Neyse söylemeyin canım.
Adı ben ya tamam dedikodu da gerçekten zevk keyifli yani seviyorum. Özellikle hanımlarla birlikte dedikodu yapmak daha böyle şey keyifli oluyor daha farklı ama ne mi Allah yasaklamış ne diyeyim yani. Ay arkadaşlar hoş geldiniz. Dur ben yine internete gireceğim dostlar. Ya ben size ismini yazın dedim mi Allah aşkına ya. Ya Ali abi 50'yi alabilir miyiz? Abi 50 yok 60 var. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Aynen o zaten. Hay Allah. Hani diyordum ya mütevazı olmanın ne kadar güzel olduğunu Kur'an ayetlerinde okuyoruz zaten. Hadisi şeriflerde alçak gönüllü olmanın Allah katındaki kıymetini okuyorduk. Ölçü ve yoldaki ışıklarda alçak gönüllünün hak ve halk nazarında yükseleceğini hep okuyorduk. Bunlarda bir sorun yok zaten. Ama yani Abdülkadir Geylani'den bir de menkıbeyle mütevazı olmanın faziletlerini okuyor ediyoruz ama sokağa bir çıkıyoruz. İnternette paylaştığımız bu tevazu şeylerin bir anda unutuyoruz. Hele gururumuzu inciten bir şeyle karşılanınca nerede kalıyor? İncinsen de incitme bakalım. Yok yok öyle bir anda şey olmuyor yani gidip de bir body salonunda bir akşamki bir egzersizinle bir anda vücut şekil bulmuyor yani. Bir anda böyle kaslı maslı olmuyorsun. Uzun bir egzersiz süreci yaşıyorsun. Bir irade, bir direnç, bir zahmet falan var. İşte ruhun da egzersizleri var yani böyle. Bir anda bir cümleyle değil. Ümitsiz olmaya da gerek yok. En başta sadık insanlarla beraber olun diye tavsiye var yani değil mi? İşte ben de o mütevazilikle alakalı okuduklarım bana tesir etmiyor çok fazla yürütmüyor. Metinler üzerinden her şey iyi olsaydı bugün İslam dünyası en değerli, en kaliteli olurdu. Ama bugün sokakları en kirli, ahlaki normları en düşük, birbirine güvensizliğin en fazla olduğu, temizlikten tutun iç temizliğe kadar sorunları olan dünya ellerinde en güzel metinlere, Kur'an'a, hadise güzel insanların yazdıkları olanlar yani. Demek ki bu elin gavuru dediğimiz Hristiyan'ın hiçbir mazereti yok. Her şey internette var. Peygamberden haberi var, Kur'an'dan haberi var. Artık onların mazereti yok Müslüman olmalarına. Değil işte. Değil kardeşim. Değil. Değil. Metinler üzerinden olsaydı o Müslümanın kendisine bir defa mazeret olurdu, olmazdı yani. Velhasıl örnek görmek istiyor, model görmek istiyor insanoğlu. Allah fıtratı öyle yaratmış. Ne kadar güzel metin de olsa onu giydirmek etmek için bir model, rehber, öncüler gerekiyor. Hazreti Peygamber'in 23 yıllık peygamberliğin esprisi de bu yani. İşte ben de bu mütevaziliğin ne kadar güzel olduğu konusunda sohbetler bile yapabilecek bir bilgiye, portföye de sahip olsam ne zaman ki böyle sadık insanlarla birlikte kalmaya başladım. Okuduğum okuldan dolayı kendi mahallemde hava basıyor görüntüsü yaşarken böyle yürüyüşümü bile değiştirmişken o mühendislikte okuyor falan Eyüp abimiz muhabbeti. Ama ben evlerde ışık evlerinde arkadaşlarla birlikte kalmaya başlayınca ev abim Türkiye bir şey Boğaziçili yan ev Türkiye birincisi kalıyor ama nasıl alçak gönüllüler nasıl mütevaziler yani nasıl anlatamam yani ve onların yanında ben kendi daha düşük okulumla övünmeye utanır oldum. Onların mütevazilikleri karşısında artık bilinçaltımdan, belleğimden gitmiyordu. Demek ki işte güzel sözleri karakterin bir parçası haline getirmek, hemen bir YouTube videosu hazırlayayım, hemen güzel sözleri karşısında yapayım. Değil yani. Bunlar hep aldatıcı. Ahir zamanın aldatıcıların çok olacağını dediği dönem. Aldatıcı olun kendisi bile farkında değil. En başta insanlar kendini aldatıyor yani. Ah, önce kendi aldandı, sonra halkı aldattı. Evet arkadaşlar. Bunu kastettiğinizi anlamamıştım. Tamam. Ali Aylamaz abi neredesin? Çünkü bugün gördüğünüz birçok Hristiyan sünneti Resulallah'a uyguluyor. İşte onu anlatıyorum zaten. Neyini yanlış anladım? Bunun dersini yaptım. Şeyde Ramazan akşamında metinler üzerinden olmuyor işte. Bakıyorsunuz bugün bu adamlar
oturuşu, kalkışı, yemek yeme adabı, yemeğin dibinde hiçbir şey bırakmamaları, yemeği çok çiğnemeleri, dışarıda hemen selam vermeleri, komşuyu rahatsız etmemeleri, erken yatmaları, erken kalkmaları, aman ya Rabbim, işte bu sünnet-i Resulallah ya. Allah Resulü'nün en güzel ahlakı tamamlamak, best model olduğunu ispatladılar. Eğitimle geldikleri en sonundaki nokta Peygamber Efendimizin alışkanlıkları, adetleri, yaptıkları. İşte bu bakış açısını sağlarsak nesillerimize izah ederiz. Yoksa ben bildiklerim var yani, bu ezberden bunlar kötü, bunlar iyi olamaz falan çocuklarına böyle bir anlatım. Çocuk inanıyor ama ileriki yaşlarda işte kazık yediği, sükutayla uğradıkları hep Müslümanlar olunca, bu sefer sen inancın temeli olarak gösterdiğin bu mevzudan dolayı, o kötü örneklerden dolayı imandan, İslam'dan da kopuyorlar. Halbuki o hadise çok basit. Efendimiz en iyi model, en iyi model olduğu bunlar üzerinden sağlanmış oldu. Adamların gelebildikleri noktanın ekseriyeti bu yani. Boşlukları da var. O da ahirete inanmamanın birçoğunda mesela. İnanmayanlar için diyorum. O da olsa onu da en güzel temsil ederler yani. Ali Aylamaz abi, sana 50 yaş şiirini mi okuyayım? Kalbi Zümrüt tepeleri çıkarmanın yolu. Ah, hadi okuyalım bakalım 50 yaş şiiri. Senin için okuyorum. Orada mısın Ali abi? Bir 50 yaş şiiri var ya. Burada birlikte okumuştuk. O zaman bana çay getiren vardı, kahve getiren vardı. Şöyle yalnızlığın bestelerini söylemiyordum burada. Şimdi ona okuyacağım. Evet dostlar. En sevdiğiniz 3 film. Wow. Ya arkadaşlar, ben hayatı gözlemliyorum sürekli artık. Film izleyemiyorum ya. Kendi kafamda kuruyorum senaryoları. İyi bir şey değil belki ama bilmiyorum. Ne zaman baksam çevreme 50 yıl sonra, hep aynı gördüklerim. Bir keşmekeş, bir bozuk düzen, bir lokma ekmek uğruna tükenmesi insanların. Yaşamak ve ölmek için hep aynı neden. Sefil doymazlık, ete, kana, paraya. Öylesi bir açlık ki eksilmeyen, bitmeyen insan. Ezebildiğince mutlu insan. Oğul, nereye gidersen git, hep o tuzak, o düğme. Küçük hesaplarla kabaran büyük hesaplar ve değişmez çığlığı insanoğlunun. Ben. Sen yok musun? Onlar yok mu? Biz yok muyuz? Nereye bu gidiş? Delicesine pupa yelken. Söyle, neyi değiştirebilirsin tek başına? Yıldırırlar, sustururlar, vururlar seni de hemen. Düşler bitmişse, gerçekler bir tokat gibi inmişse, tek başına mutlu ol bakalım olabilirsen. En güzeli sevmek diyeceksin, insanları tümüyle. Usanmadan, bir şey ummadan, beklemeden. Ver, durmadan ver. Eller uzanmış baksana. Ver ki kurulsun sofra. Başlasın şöyle. Bir yanda umutların, düşlerin, düşüncelerin. Bir yanda aldığını geri vermez koca bir evren. Bak, bütün ağızlar yutmaya hazır seni. Bir noktadan, bir lokmadan başka nesin sen? Dönüp gerilere bakıyorum da bir de kendime. 50 yıl geçmiş. Ha gün, ha yarın derken değişen bir şey yok. Bir şaşkın benden başka. İşte aynı yol, aynı kapı, aynı merdiven. Hani neredeler? Kimi gitmiş, kimi gitmiş dostlar. Bir aksaçlı anan kalmış yolumu bekleye. Sabah, öğlen, akşam. Hep o tök düze yaşam. Ve kırılmış bir kalple yorulmuş bir beden. İşte böyle geçti yıllar. Boz bulanık. Ben sevdim. Ben ağladım. Başkalarıydı gülen. Ne zaman uzattıysam ellerimi parçalandı. Mutluluk serseri bir mayındı denizlerimde yüzen.
Ay 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 ay. Evet dostlar. Andım ya seni, her şey yadımdan silindi. Ürperdim, hayalin gözlerim tepelerinde kesindi. Bu serap olsa da hafakanlarım dindi. Andım yine seni, her şey yadımdan silindi. Ben teşekkür ederim. Ali Aylamaz abi çok güzeldi. Vesile oldun yine okumama. Demek buradan Paris'i dinliyorum. Evet, klasik müzik seviyorsanız Chopin. Chopin, buralara da tek geldi o şey. Evet, zahirde Müslüman olan yaşantısına baktık. Acaba dilinde sadece şadı. İşte Beyru Hanım, Müslümanla mümin olmayı Allah ayrı tutuyor. Hucurat suresinde görünce aradığımı bulmuştum ben. Onlara diyor ki Müslüman olduk deyin ama mümin olduk demeyin diyor. Bunun tefsirini de okuduğum tarih kitabındaki bir vakada buldum yine. Bu Fransızlar işgal ettiği zaman 1830'da zalimane oldu bittiyle Fransa'yı, Cezayir'i. Orada bir İslam alimiyle karşılaşır bir general, işgalci general. Der ki, hoca siz Tanrı'nın kitabı diyorsunuz, bakın şu kitaba Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Ama bak ben açık bir hatasını söyleyeceğim diyor. Neymiş diyor hoca. Bakın diyor sizin kitapta diyor ki, müminler hep galiptir, müminler hep izzetlidir. Kafirler hep yani zillettedir falan. Bakın size göre biz kafiriz ama bakın biz size karşı galibiz. Ama sizin kitap müminler hep galip diyor. Ne cevap verebilirsiniz? Ama hoca o güzel cevabı veriyor. Sadakallah. Allah yine doğru söyledi. Siz tamam o kitaba göre kafirsiniz de biz o kitaba göre mümin değiliz ki diyor yani. Hep galip ve izzetli olalım yani. Evet, çok güzel. Müminin suresi yani. Müminin suresinde daha doğrusu o Hucurat'ta da Müminin suresinde geçen müminin sıfatları yani. Temiz olmalarından, güvenilir olmalarından, ibadetlerinden, her şeyi iştenlikle yapmalarından, ihsan şuuruyla yaşamalarından, hesap verebilirlik, kul hakkına riayet, değil mi? Çalışkan olmak, farklı olanların bir arada yaşaması. Ben mümin sıfatına benzetirim. Bu hafta sonu gezdiğim hanımlara da onu anlatmıştım. Hani var ya belgesellerde geyik, ceylan, fil birlikte otlarlar. Aynı yaylaktan, aynı sulaktan, aynı güneş altında istifade ederler. İşte bu Allah'ın murad ettiği mümin topluluk. Mümince bir anlayış, düzlem. Farklı renklerin bir arada yaşaması. İşte bu mümin. Ama oraya bir canavar gelir, bir aslan, bir pars, bir çıta. Bir anda oradaki renklilik, farklılık dağılır, kaçarlar o canavar gelince. Kendi yavrusu için onların yavrusunu yer. Tehcir ederler. İşte küfür tek milletlerin tefsiri budur. Yoksa o şu bu birlikte hareket eder değil. Yanlış tefsir bu. Yok Amerika, İngiltere, Fransa değil. Birbirlerini yoksa onlar kadar kıyan yok. Mesele o değil. Buradaki hadis-i şerifin kastettiği küfre düşen aynı millet karakteri sergiler. O canavar gibi Bediüzzaman da tefsirini yapmış zaten. Küfür insanı canavar eder diyor. Küfür o kafir anlamındaki değil tabii ki. Sıfat anlamında. Yani o canavar gibi eder. Yani iddiattır, bugünkü zulmeden zihniyettir, Yahudinin Siyonistidir, Ermeninin Taşnakı'dır, Türk'ün şuyudur, Kürd'ün PKK'sıdır, Sırp'ın Çetnik'idir, Yunan'ın Evakası'dır, Hırvat'ın Üsteşesi. Bir girseniz var ya, hepsi ne kadar çok birbirine benziyor. Hepsinde nasıl ötekine müsaade etmeyen zihniyet var, oraya canavar girince farklılıklar kayboluyor. Evet, bu Batı'nın 2000 yıllık tarihi öyleydi, canavarcaydı ötekine müsaade etmeyen. Amerika'yı buldular, ötekileri yok ettiler. Aztek, Maya, Kızıldereli, İnka. Ama bugün yer değişti. Bugün mümin toplumunu bu batıda buluyorsunuz.
farklı olanlar, farklı renkler. Şurada gördüğünüz belki %70-80 Müslüman bu apartmanlar, biliyor musunuz? Siyahı, sarısı, her rengi çarşıda, pazarda ben sizlere gösteriyorum zaten. Bizim dünya ötekiler yok artık. 100 yıldır yok yani. Mümin olmayanların eline geçtikten sonra o Melika Sultan'a aşık yedi genç, o fikirler 19. yüzyılın ötekine müsaade etmeyen, ırkı kutsallayan, ötekine müsaade etmeyen, tek tipli, erdemli zannedilen 19. yüzyıl Avrupa'sına döndü bütün İslam dünyası. Bin yıllık mümin toplumu kaybetti. Mümin denilen aynı şey işte, farklılıkların bir arada yaşaması arkadaşlar. Burası ise 19. yüzyıl kendi geçmişini geride bıraktı. Bu taraf yozlaşmış dini bıraktı, ötekiyle yaşama başladı. Biz ise Ermenileri kovan, dinsiz, Kur'an-ı Kerim'e inanmadığımız şey üzerine niye yemin ediyorum diyenlerin iktidarında ötekileri kovdu. Bazı Arap dünyasında kovdu. Yine dinsiz, imansız. Bunu bilmiyoruz ama. Bizde de din referans ortadan kalkınca bin yıl aşkın ötekiyle yaşam kayboldu. Ah ah, bu nasıl tezat? İşte bir okumayınca anlamıyoruz. Günümüzdeki deneyimler üzerinden geçmişi anlıyoruz. Günümüzdeki cübbeliye bakıp geçmişteki cübbeli kostüm üzerinden benzeşmeler yapıyoruz. Hayır, büyük bir inhiraf bu ya. Aldanış bu. Neyse. Evet. Öyle mi Fatih Demirci? Ne güzel. Norveç'te. Sevindim ya. Vallahi sizler adına sevindim. Ufacık bir şey geldimse sizlere, bana ne mutlu ya. Evet, öyle bir yerde. Ay ay ay. Dostlar. Bekir abi, sen ne zaman geldin ya? Bekir abi. Burada mı Bekir abi? Ah, Bekir abi fark etseydim bir gönül telimize çok güzel giderdi şu anda. Öyle. Bir öz cevher var ama, biliyor musunuz dostlar, onu da kaçırmamak lazım. Bütün kötülemek de iyi değil. Bak, bu da bir hata. Hani ben Ramazan programında da bilmiyorum anlatabildim mi meramımı da, bu Jön Türkler veya solcular gibi aynı hataya düşmemek lazım. Daha böyle kendini donatıp, geliştirip, aydın işlerle meşguliyet, tamam. Kültür, sanat, tamam. Ama kendini koskoca kendi milletinden, ilimden, irfandan geri kalmış, sanattan nasipsiz toplum karşısında sen o edindiklerin seni bir karakterize, bir karakterini bir olgunlaşmadıysa zordur yani. Bir cahilin karşısında kendini tutabilmek zordur. Ama ilim insana bir edep kazandırır yani. Onları cahile daha böyle bizim irfan dünyamızda daha tahammül, daha anlayış. O insanı dönüştürmek için o insanın suratına aptal denmez, milletin şu kadar aptal denmez. Bakın, siz öyle bir rehberin arkasındasınız ki. O da aptal olduğunu biliyordu belki, cahil olduğunu tabii ki biliyordu. Ya mükemmel gören, Necip bilmem ne zanneden eğitim devrimi yapar mı ya? Baştan sona dönüştürür mü ya? Ama Konfüçyüs'ün de dediği gibi, karanlığa küfredeceğine, aptal diyeceğine git mum yak, ışık yak. En büyük eğitim hamlesi yapıldı işte böyle. Velhasıl siz çocuğunuza aptal aptal diyerek geliştirebileceğinizi mi zannediyorsunuz? O çocukta hareket kabiliyetini felç edersiniz yani. Velhasıl bazen kendi, bırak medeniyetimizi, kendi özgün değerimizi bile anlayamıyoruz. Rehberimizi bile anlayamıyoruz. Ortaya koyduğu meyvelere rağmen anlık böyle süslü, süs havuzlarının fikirlerinde içi boş, pratiğe dökülmemiş sözlere feda ediyoruz. Belirsiz birkaç gecenin muammasına 40-50 yıllık verimi tercih ediyoruz. Ne büyük bir inkisar bu ya. Evet. Velhasılı kelam arkadaşlar, İslam dünyasının bir altın çağı vardır. Siyaseti merkez almazsanız tarih okumalarında o zaman anlarsınız. Siyaset her zaman kavgadır. Mahiyet odur. Aslanın geyiği yemesi gibi fıtridir. O ayrı bir mesele ama İslam altın çağında siyaseti zurnanın arka deliklerine atacaksanız öncelikle, o zaman anlayacaksınız. İşte o zaman halkı tahkir eden, aşağılayan bir yaklaşımla ilim öğrenmiyordu ilim talebeleri. Onları da nasipsiz görüyordu.
Ama el uzatıyordu yani. Ve topluma mal oldu işte o zaman ilim. Biz de topluma mal edeceksek millet aptal, aşağılık bilmem değil. Millet nötrdür ya. Nasıl manipüle edilirse otoriteler tarafından ona göre bir yığın diyor ya Cemil Meriç. Verirsin gazı böyle her şeyi kutsal görür. Çiğner çiğner diyorum. Eşini dostunu bile feda eder kutsal gördüğüne. Sonra nabız düşer. En kutsalı çiğner yani. Vergiyi düşük gösterir. Kiradan kaçırır. Su topacı kutsal gördü de. Bu ayrı. Millete bu anlam yüklememek lazım. Ama aşağılamamak da lazım arkadaşlar. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Bugün onu düşünüyordum yine. Bugünlerde şey popüler. Aykırı düşünceler popüler. Popüler olan düşüncelere aykırılıklar popüler. Gelenekselliğe karşı böyle özgün fikirler, evrensellikler. Ama çok alıcısı var. Ama böyle pasparlak. Ama asıl derinlik ne biliyor musunuz? Asıl farklılık ne biliyor musunuz? O tortular tamam, yanlış gelenekler tamam. Kabalıklar tamam, çiğlikler tamam. Ama o tortulardan arındırılmış saklı olan öz cevheri görebilmek. Gayriyi bahane edip de içindeki öz cevheri reddeden dalin delalete gidenler gibi olmamak sırat-ı müstakim. Öz cevher, öz hakikat. İçinde imanı reddetmemek, parıltıları reddetmemek yani. Yanlışları, gayrileri bahane edip diğer yanlışa savrulmamak. İşte o çok daha kıymetli yani. Bir engin dünyamız vardı. O engin dünyamız masal hayal değildi yani. Bugünkülere sarmallanmış bakıyorum. Bugünkü kabalığa, zulme, ağzına sakız ettikleriyle bütün tarihe küsenleri biliyorum maalesef. Maalesef. Hazreti Peygamber'den en kutsi değerlere kadar bugün melankolik, üzüntülü olan kalplere istediğin gibi yutturuyorlar yani imansızlık adına. Sahte gerçeğe karşı şüphe uyandırır tabii ki her zaman. Bu imtihanı yaşıyoruz. Ama ben sahte olduğunu bildim. O sahtenin içinde yaşıyordum lise çağlarımda, üniversitenin başlamada. Elhamdülillah Allah nasip etti de düşmanım afaki diyen, düşmanı afakta arayan, yurt dışında veya içerideki zorbalarda arayan anlayıştan asıl düşmanın nefsindir anlayışı. Rehberin Allah bana o zorluktan kavuşturdu. Ben sahte olduklarını biliyordum o dairenin. Onun için o anlamda sarsılmadım Allah'a şükürler olsun. Hatta o anlayıştan beni uzak tuttu. Sahtedir diye. O anlamda sarsılmadım yani. Adını ister siyasa İslamcı değil. O siyasa İslamcı bile değiller ayrı meselede. Onları da eleştiririm ama o bile değiller. Ah. Evet ve son çağlayan da onu söylüyordu dün. Bana da bir pasaj geldi. Bir daha doğrusu bu evdeydiler. Aman Allah'ım dedim yani. Kendi engin, hikmet, irfan dolu okyanusu bu süslü, parıltılı havuzlara dökmek büyük bir inkisar. Yok evrensellik için çalışacağım. Bunlar kuru laflar. Senin içinde bulunduğun gemi zaten evrensellik için vardı. Senin içinde bulunduğun geminin ilk rehberi, fikir üstadı 1911'de içinde bulunduğumuz perişaniyetin sebebini yok Amerika, yok İsrail, yok Siyonizm, yok İngiltere demedi. Cehalet dedi, fakirlik dedi, ihtilaf dedi. İçe bakan nedenler olduğunu söyledi. Ta o gün adı kondu. O gün evrensel değerler için sen yola çıktın. Farklı renkleri topladığın zaman umumi sulh dedin. Farklı renkleri bir çatı altına bu niyetle topladın. Bu iddiadaydın. Sen zaten evrensellik için vardın. Dedeleri babaları kıyasaya kavga etmişlerin çocuklarıyız biz. Böyle bir koalisyonduk zaten. Ha Afganistan'da, ha Irak'ta, ha Türkiye'de. Babaları kavga eden farklı kesimlerin yani. Sevgiyle, manevi dinamikle. Ah ah. İmandan sonra en büyük hakikat namaz demiş Bediüzzaman. Gördük namaz kılanları. Demek ki imandan sonra hadi iman şöyle bir dursun. Namaz değilmiş gördük. Nasıl da müşterisi oluyor. Nasıl da aklı çeliyor. Yahu kardeşim. Senin o hızlı geçtiğin iman işte kul hakkı diyor, insan hakları diyor, evrensellik diyor, herkesin hakkı herkes Allah yarattı diyor. Zaten o iman kapsamının içinde var. Şöyle deniyor çünkü, imandan sonra en büyük hakikat namaz değilmiş, insan hakları daha önemli. İşte o imanın içinde zaten. Hani imanın en küçük rüknü nurlarda yazar ya,
yolda başkalarına zarar verme ihtimali olan bir taşı kenara almak. İşte bu yani. Buradan alın, genişletin. Ve görüyoruz ki ilk sıraya imanı koyan ve namaz kılanların görülmedik modeller oluştuğunu. Hayatın her alanında, devlet dairelerinde. Böylesi görülmediğine dair insanlar. Devletin küçük bir kağıdını bile kullanmayan. Velhasılı kelam dostlar. Kendi değerlerimiz, irfan, hikmet okyanusunu kaybetmeyelim. Gayrileri bahane edip de süslü, her şeyi reddeden delalet. Bu coğrafyanın bilim çağındaki bilim adamları neden ateizme kaydı? Çünkü buldukları bütün fen ilimleri Allah'ı temsil eden ama maalesef dine gayri ekleyen, dünya dümdüz tepsi diyen, fen bilimlerini yanlış yorumlayan din adamlarına tepkiyle o. Çünkü onlar dine gayri eklediler. Galileo onun için kilisede yargıladılar, dini bir akideyi bozuyor diye. Ne oldu? Onların her yalanı çürüdükçe o öz cefer Allah'ı da reddettiler. Onlar da dahaline gitti. Allah bizi sıratın üstüne götürsün. Yayın bitiyor, 8 saniye var. Hadi arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Yok, bitti. 8 saniye var, kendi kapanıyor. Allah'a ısmarladık.